Yeni bir bölümden hepinize merhaba. Bugün ani bir karar aldım ve yaklaşık ani de demeyeyim bir 10 dakika falan düşündüm. Güney Kore'ye gelmeye karar verdim. Yaklaşık 3000 TL aldım Malezya'dan Güney Kore biletini ve öncesinde bir Kate başvurusu oluyor. Google'a Kate yazıp başvuruyorsunuz, bir 7 dolar falan ücret ödüyorsunuz. Bir saatte sonuç dönüyor. Genelde red falan veriyor diyorlardı. Bana vermedi. Direkt bir saat sonra onaylandı. Girişte de sorun olacak mı bilmiyorum. Bu aralar bir ara herkesin sıkıntı sorun oluyormuş. Benimki olacak mı bilmiyorum bakalım. O konuda heyecanlıyım. Giremezsem çok üzülürüm. Zaten Hong Kong'a da girememiştim. Benim bilgi vereyim. Malezya Kuala Lumpur'da uçacaklar için 2 tane terminal var. Terminal 1 ve 2. Lütfen kontrol edin uçağa binerken. Çünkü ilk ikisinin arası yine yarım saat falan var. Lütfen dikkat edin. Şimdi uçağa giriyoruz. Uçak biletini aldıktan sonra cebimde son 40 dolar para vardı. Hepsini won yaptım yani. Kore parasına çevirdim. Ve Malezya Kuala Lumpur'dan gelecek arkadaşlar. Otobüsle gelmek için Pudu Central var. Pudu Central'a gelip 15 ringgit yani 100 liraya falan havalimanına gelebiliyor. Yani en ucuz yolu bu. Bilginiz olsun gelecek arkadaşlar. Gitmeden Malezya hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten rahat, birazcık huzurlu bir ortam arayanlar için Malezya gerçekten ucuz. Böyle çok hızlı bir ortamı yok ama sakin, ucuz bir ülke. Ve Malezya'dan, daha doğrusu Türkiye'den en ucuz genelde Malezya oluyor Güneydoğu Asya taraflarında. Ve Malezya'dan istediğiniz yere işte Tayland, Singapur, Endonezya falan, Vietnam, Kamboçya, çoğu ülkeye, diğer Kore, Japonya, her yere uyguna uçabiliyorsunuz. Ve Malezya Müslüman bir ülke olduğu için Malezya'dan başlamak daha basit olur yeme içme şey yönünden. Çünkü her yemek yenilmiyor. Ben de böyle biraz her şeyi yerim falan diyordum. Hani bu konuda her yemek yenmiyor Tayland'da, Vietnam'da falan. O yüzden Malezya biraz daha bu konuda iyi. Ve yaşayacak arkadaşlar için de araba ucuz, kiralar ucuz, benzin litresi 14 lira, 2 ringgit. Yani her şey çok ucuz. Yemekler Burger King'de bir menü en basitinden 10 ringgit yani 70 TL falan. Ve kesinlikle yaşayacağım bir yer ama en güzeli bence online bir işiniz olsun. İnternetten falan gelip burada çok güzel şekilde yaşarsınız bu ülkelerde. Yani bilginiz olsun. Gelmek isteyenler kesinlikle tavsiyemdir. Abi heyecanlıyım. Umarım Kore'ye alırlar. Tek isteğim bu. Bir kez de almazlarsa hayal kırıklığı. Manzara çok iyi. Kamerada kötü ama gerçekten çok iyi. Sorunsuz geçtik. Sadece ne kadar süre kalacaksın, nereye gideceksin diye basit sorular sordular. Yani içim rahatladı ya, sandığım kadar. Hep diyorlardı zor mor. Rahat şekilde geçtik. Şimdi şuradan bilet alacağız. Burası bir tık daha zor. Diğer ülkelere göre birazcık dili falan karışık olduğu için anlamıyorum. Birkaç kişiye sordum, bir şekilde hallettim. Bakalım, bekliyoruz. Şimdi trenle merkeze geçeceğim. Oradan benim
Hostele doğru gideceğim. Abi çok karışık gibi geliyor ama sandığınızdan daha fazla karışık. Şu an şuradayız. Şuradan bir şuraya gideceğiz. Buradan bir daha değiştireceğiz. Bir toplamda 15 durak falan gideceğim. Sıcak da değil, neden bilmiyorum. Sürekli bir yelpazeli adamlar var. Tramvayda belki 1000 kişi var. Bir tane çıt sesi yok. Kimse kimseyle konuşmuyor. Yani en ufak bir ses yok. Sadece anonsun sesinden başka hiçbir ses gelmiyor. Bakın. Bir de tramvayın sesi. İlk defa. Şu an sizle çıkıyoruz Güney Kore'ye. Hava çok güzel. Tam böyle güneş var ama hani yakmaz ya. Tam öyle bir hava var. Akmıyor. Tam böyle 27-28 derece. Güneşli oldu. Güneşin cayır cayır yakmadı bir hava. Şu an nereye gideceğim bilmiyorum. Öncelikle bir internet ya da wifi bulmam lazım. Ondan sonra tekrardan harekete geçeceğim. Aceleye hiç gerek yok. Burada bir kahveci var. En büyük boy 1500. Yani kaç, aynen 40 liraya yakın falan yapıyor. Bence uygun. Nerede gariban bir pazar var, ben bulurum. 5000 yen şurası. Bunlar pahalı abi. Tişörtler 5000 yen. Yani kalitesine bakarsak orijinal Adidas şu mesela. Adamlar orijinal Adidas 125 liraya satıyor. Bunlar çakma yapmaz abi. Diğer ülkelere göre bayağı farklı ya. Çekmeyi unuttum. Şöyle bir kahveciye geldim geçerken. Şu kahve ağzına kadar dolu bir kahve. 50 lira. Ve içtikten sonra içtiğiniz şeyi burada Kore'de ya da Japonya'da geri bırakmanız lazım. Yani çöpü de self servis. Alıp böyle buraya masaya bırakamıyorsunuz. İçtikten sonra geri şuraya bırakacaksınız. Buraya da zaten İngilizce olarak da yazmışlar. Buraya bırakın diyor. Bence güzel. Tamam.
Çok fazla ikinci elci var. Bu da 25 lira. 23 lira falan. Her şey 1000 won burada ya. Bu da nadir. Galiba bu taraflar biraz ucuz yer. Ucuz dükkanlar. Genelde hep ucuz şeyler var. Şu az önce içtiğim kafeden her yerde var ve her yerde 1500 yen. 35 işte 35 40 lira falan. Bu sefer kayboldum abi. Normalde her zaman nokta atardım. Ne nerede bulurdum. Bir kere haritaya bakınca. Şimdi kaybolduk. Buralarda bir yerde bir yani 3-5 dakika yürüme mesafesi ama nerede bilmiyorum. Yok, telefonsuz bulunmuyor. Bir bakkal abiye dedim. Abi dedim şarj bitti. Bir yardım et. El at dedim. Şarjı saktı. Bir 5 dakika şarj edeceğim. Sonra devam edeceğim bakalım. Çok yakında buralarda bir yerde ama bulamadım. Ha, bir 10-15 kelime Korece bir şeyler çözmek lazım, öğrenmek. Böyle hani en azından basit, ne haber, nasılsın, kaç para, ne kadar falan sayılar. Öğrensen yeter. Evet, çok yaklaştık. Sonunda odaya geldim, buldum. Oda şöyle 6 metrekare. Hiçbir şey yok, sadece yatak var. Yani idare eder. Yaklaşık olarak bir 400 TL falan para ödedim. Bence pahalı. Bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Bu yer muhabbetini ve iş muhabbetini. Şöyle iki seçeneğimiz var. Cebimde sadece bu iki günü yetecek kadar para var. Ya bugün ve yarına kadar yaklaşık 30-40 dolar falan para var yanımda. Yani bugün bir keşfe çıkmam lazım. Yarın da bir şey yapmam lazım. Yoksa diğer gün yani sıfırım. İki seçeneğim var. Birincisi kaçak iş kovalamak. Bulup çalışmak. İkinci seçenek bileklik satmak. Yani başka çarem yok yani bunlardan başka. Ki herkes böyle yapıyor. Kimse anlatmıyor ama herkes bunu yapıyor. Bizlerin hepsi geldiğinde burada bir şekilde çalışıyor falan. Yani bakacağım, bu şamaşı dedikleri bir yerler varmış. Gidiyor musun, işmiş arıyor musun? Tam nasılmış bilmiyorum detaylarını. Araştıracağım. Sabahtan iş bulmaya gideceğim. İş için birkaç yere gideceğim. Eğer olursa işe giderim. Olmazsa bakarız, bir yere biletlik açarız. Yapacak bir şey yok. Biraz para biriktirip şehri gezerim. Bu video sadece kısa ve geliş videosuydu. Bundan sonra devam edeceğim tekrardan. Bakalım nasıl bekliyor, neler bekliyor bilmiyorum. Mutluyum ama Güney Kore'de olduğum için. Çok farklı bir yer. Her şehir, gerçekten Asya'daki her şehir birbirinden farklı. Hepsinin ayrı bir kültürü, doğası, yeri var, hissiyatı var. Bakalım ne yapacağız, ne göreceğiz. Bekliyorum. Yani çözeceğimi de düşünüyorum. O yüzden de
her şekilde çözdüm. Nelerde kaldım. Param olsaydı cebimde, kendimi avutmuyorum ama param olsaydı cebimde gez 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 dolaş, herkes gezerdi. Olay buradan böyle düşüp çıkıp düşük çıkıp gezmek bence. Yani böylesi daha zevkli. Kime? Tabii herkes için değil. Kimisi rezillik diyor. Onlara da hak veriyorum. Ama sonuç olarak bir şekilde Güney Kore'deyim. Bu benim gayet mutlu ediyor. O yüzden yeterli. Çoğu insanın belki Türkiye'deki %99'un gelemeyeceği bir yer bence. Hani nasıl geldiğini bir önemi yok geldikten sonra. Sonuç olarak buradayım. Hani sürünsem bile bir ders olacak, bir öğrenmiş olacağım, görmüş olacağım. O yüzden de şey değil yani, pişman olacağım bir şey değil. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere tekrar yeni bölümden.